Hayırlı günler bugün e, köyümüzde nasıl ekmek yapılıyor onu anlatmak istedim Ufak bir e, bahçe çekiminden sonra Evet şimdi Ekmeğimizi e, Portakal bir ufak bir portakal büyüklüğünde bir beze ile Açıyoruz Bayağı bir uğra atıyoruz biz uğra deriz Bayağı bir unla açıyoruz e, çay tepsisi büyüklüğüne gelene kadar Ondan sonra çırpıyoruz ve saçın e, büyüklüğünde açarak kalan unu yedirerek sacı atıp pişiriyoruz bir yandan da yengemiz pişiriyor bizim buralarda e, kimileri bir çuval un yapar kimileri üç çuval un yapar e, bir çuval ununu yapınca e, sabah oturulur akşam veya ikindi dinleyin kalkılır ama üç çuval un yaptığımız zaman gece üçte veya birde başlanır Ertesi gün akşam 6'ya 7'ye kadar devam eder. Çok yorucu bir süreçtir. Gerçekten çok zor bir iş ekmek açması. Yapanlar bilir. Ee, çok zordur. Hazırlığı zordur. Yapması zordur. Arkadan temizliği zordur. Ama yemesi çok kolaydır. Çok zevklidir. Ekmek yaparken aralarda çörekler yaparız. İsteyenler çörek yapmak isteyenler içlerini hazırlarlar getirirler. E, yengeler, açarlar yaparlar. Çeşit çeşit. Şimdi uğradan çırpıyoruz. Bunu yedirene kadar o, onu yedirene kadar e, uğrasız e, çünkü uğralığı yaptığınız zaman ekmek yanar un yanar ekmek e, acı olur. O yüzden uğra yedirene kadar açılır. Böyle yaparız. Ekmek biraz e, e, pişirilen ekmekler biraz çoğaldığında e, götürürüz bir odaya sereriz, ayrı ayrı dağıtırız ekmekleri üçer beşer olmak üzere. Ondan sonra soğuduktan sonra üst üste kayarız. Şimdi kızımız alacak ekmeğimizi. Götürürüz biz havalı bir yerde. Ayırırız, sereriz. Bu sefer bir torba un yap yapıyor yengemiz. Evet ekmeklerin biri gidiyor biri geliyor. Şimdi sermeyi gösteriyorum. Böyle götürüp ikişer üçer katla ayırıyoruz. Şimdi içli çöreğimiz yapıyoruz. Gördüğünüz birkaç tanesi yapıldı. Küçük yağlamalar yapılıyor ve karşıda yengemiz dayımızın hazırladığı bir içi yapıyor. Biber, soğan ve kuyruk yağı doğramış kendi canı istediği gibi ve yumurtalı çöreğimiz yapılıyor bakın bizim burada meşhurdur yumurtalı bunu başka çeşitlerde de yapıyorlar Evet öbür dayımızın istediği çörek de pişti çok değişik bir çörekti bu da ağlamaların üstüne sarmak için büyük bir çörek pişmeye giden İçini gördünüz biraz kestiğim için seslendirmek zor oluyor Şimdi yine bir başka gelinimizin ekmek açmasını göstereceğim baştan sona tekrar göstermek için. Çok değişik açma çeşitleri var. Herkes kendine göre bir kolaylık belirlemiş açıyor. Görüyorsunuz öbür tara öbür tahtada da öbür yengemiz bayağı bir büyüttü gene güzel çok güzel bir ekmek açtı. Çok zor bir iş. Ben ekmek açmayı bayağı bir zor öğrendim. Hala bile eksiklerim var. tabi onlar yapa yapa öğrenmişler iyice. Ekmek yaparken çok değişik içler getirirler. Çok güzel çörekler yapılır. E, bu sefer o kadar e, çekim yapamadım, e, kendi işlerim vardı, devamlı gidip çekemedim. Evimizin arası biraz aralıklıydı, o yüzden e, başka bir gün inşallah daha güzel bütün e, yaptığımız çörekleri, gözlemeleri e, yöresel olarak e, tam anlamıyla çekmek istiyorum. Gerçekten yeni nesle bir hatıra kalmasını istiyorum. Her yörenin farklı bir e, yapış, yapılışı var çünkü çörekleri farklı. Bir soğan katan var, katmayan var. Mesela her şey bir şey farklı olsa gerçekten o yemeğin tadını çok değiştiriyor. Onu ben çok iyi biliyorum. Mesela biz reyhan çok kullanırız içlerde. bunları anlatmak istiyorum. Yeni nesle bir hatıramız kalsın inşallah. Gördüğünüz gibi bir takla attırdı, çırpıp verdi gelinimiz. Şimdi size son halini gösteriyorum. Böyle direkt olarak kayarız. Yapmak isterken sularız. Kırık ekmekleri de üstüne koymuş yengemiz. Onları da önden ıslatıp yemek için. Evet kanalıma abone olup like butonuna basarsanız video sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. Hayırlı günler.